Ege'nin Dünyaya Açılan Penceresi TV'den ekranlarından baş başa programından merhaba. Bugün konuğum Aydın Baro Başkan adaylarından avukat Cihan Şahin'le beraberiz. Cihan abi hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Size abi diye hitap ediyorum. Estağfurullah. Benim gazetecilik mesleğine başladığım yıllarda siz Aydın siyasetinin renkli simalarındandınız. Hem mesleğiniz icabı hem de siyasi hayatın içinde olan, işte Aydın kamuoyuyla, Aydın gündemiyle yakından ilgilenen, hatta bizim de yayınlarımızı yakından takip eden bir okurdunuz bizim için. Doğrudur. Bir paydaştınız sahada. O yüzden bizim abimizdiniz her zaman. Yine öylesiniz. Hayırlı olsun süreciniz. Çok teşekkür ediyorum hepimiz için. Bütünün hayırına olsun. Bütünün hayırına olsun. Tabi aslında burada bütünden kastımız sadece baro üyeleri değil, baro bütün. Tabii. Baro aslında bütün dediğim tüm toplumu ilgilendiren bir şey, özelliğe sahip değil mi? Tabii ki benim zaten bütünün hayırına olsun diye ifade etmemin sebebi, baro mensuplarıyla beraber biz baro başkanlığı yapacak olmamıza rağmen bütünün hayrı tüm kamunun, tüm halkın, evet, ezilenin, ihtiyaçlı olanın, evet, ve savunmaya ihtiyacı olanın hayırına olsun noktasındır. Evet. Evet. Şimdi Cihan abi, baroyu, işte adaylığınız süreçlerini, mesleğiniz, avukatlığı falan uzun uzun konuşacağımız böyle yaklaşık bir 45-50 dakikalık sohbetimiz var. Başında TV'den izleyicileri siz yakından tanısınlar isterim. Cihan Şahin'i Cihan Şahin nasıl anlatır? Kimdir Cihan Şahin? Evet. Teşekkür ediyorum. Öncelikle TV'den ekibine beni, kendimi ifade edebilmek ve baro başkanlığı sürecinde neler yapabileceğimizi söyleyebilmek adına bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bizi izleyen meslektaşlarımız ve tüm seyircilerimize de buradan sevgilerimi sunuyorum. Ben Cihan Şahin, 1966 Aydın Merkez Efeler İlçesi Mesutlu Mahallesi doğumluyum. Sen o kadar genç misin Cihan abi ya? Vallahi gençlik veya yaş almışlık artık, evet, durum tespitine göre değişiyor. Çok güzel abi. O anlamda hali hazırda doğum tarihimizde bir değişiklik yok. Evet. Evliyim. İki tane kız evladım var. İki tane kız evladımın ikisi de benim meslektaşım. Dolayısıyla birlikte onlarla çalışıyoruz. Liseyi Aydın Lisesi'nde bitirdim. Aydın Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini 83-87 yıllarında bitirip Aydın'a geldim. Aydın Barosu'nda staj ve kayıtlı olma süreci itibarıyla yaklaşık 36 yıldır bu mesleğin içerisinde en alt basamaklarından bu aşamalara kadar gelmiş. İki dönem yöneticilik yapmış, bir dönem baro başkanlığı yapmış bir meslek mensubu, avukatım. Bu anlamda bu tecrübelerimizi, kazandığımız kazanımlarımızı önümüzdeki 12-13 Ekim tarihlerinde yapılacak olan Aydın Barosu'nun başkanlığı noktasında meslektaşlarımı da çok sevdiğim için, iki tane de genç kızım olmakla genç meslektaşların da sorunlarını yakinen takip edip bildiğimden dolayı adayım. Neden adayım? İyi bir çatışma yöneticisiyim, iyi bir müzakereciyim, İyi bir orkestra şefiyim. Bu anlamda renklerin farklılığı sonuç itibarıyla fikirlerin doğruluğunu ortaya çıkaracak olduğu için tüm baronun organlarına aday olan meslektaşlarım benim için her biri birbirinden kıymetli olup bu baronun başkanlık haricindeki organlarına seçilen tüm meslektaşlarımla bütünün hayrına hareket edeceğimden herkes emin olabilir. Cihan abi, sen hangi dönem yapmıştın baro başkanlığını? Baro başkanlığı yapmadım. Sümer Bey döneminde iki dönem, Sümer Germen döneminde iki dönem yöneticilik yaptım. Bir dönem onunla beraber baro başkan yardımcılığı yaptım. Evet. Epeyce bir zaman nehrin kenarından içinden akıp gidenleri seyreder gibi gözüksek de tüm sorunları dışarıdan takip ederek bu bağlamda bu dönem artık hamdım, piştim, oldum cümlesinden dem vurarak, evet, içinde bulunduğumuz tecrübeleri de baronun organlarında ve başkanlığında tuvaldeki resmi tamamlamak adına birlikte yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla beraber tamamlayabileceğimize inandığımdan dolayı adayım. Neye talip olduğunuzu biliyorsunuz. Gayet iyi biliyorum. Biz de bilmek isteriz abi, neye talipsiniz? Neye talibiz? Zora talibiz öncelikle. İçinden geçmiş olduğumuz bu süreç hakikaten Türkiye'de tüm baroların ekonomik olarak sıkıntıda bulunduğu bir dönem. Barolar değil,
insanlarımız ve tüm diğer sivil toplum örgütleri de ekonomik olarak sıkıntıda. Ancak sıkıntıya ve zora talip olmadan bu işlerin sonuçlarında kolay durumları elde edebilmek hiç mümkün değil. Bu bağlamda baroculuk, kamu kurum ve kuruluşlarının arasında kamu kurumu niteliği ağır basan serbest meslek mensuplarının bulunduğu bir organ, lobicilik noktasında, temsil noktasında tüm diğer vilayet, belediye, diğer kamu kurum ve kuruluşları, özel şirket ve teşebbüslerle insicamlı bir şekilde iletişim temin ederek meslektaşlarımızın sorunlarını çözebilmek adına, biraz önce söylediğimiz gibi iletişim tekniklerini kullanarak, müzakerecilik yöntemlerini kullanarak ve orkestra şefliğinde düzgün bir tını ve insanların hoşlanabileceği bir musikiyi yansıtabilme yeteneği tarafımızca olduğundan dolayı adayız. Bu güzellikleri hep birlikte paylaşacağız. Evet, 18. deve hep var diyorsunuz. Müzakerede biliyorsunuz tabii 18. deve hikayesi tabii. Çok etkilidir. Biliyor musunuz hikayeyi abi? Vallahi anlatırsanız tekrar şöyle, hatırlamış oluruz. Adamın birinin 17 tane devesi var, 3 tane de oğlu var. Diyor ki öldüğümde diyor, develerimin diyor yarısı diyor, 2'de 1, 1 bölü 2'si diyor büyük oğlanın, 1 bölü 3'ü diyor küçük oğlanın, işte 9'da 1'i diyor en küçük oğlan, ortanca olan en küçük oğlanın diyor. Adam ölüyor. Adam ölünce çocuklar oturuyor, develeri paylaşacaklar. 2'ye bölüyorlar, 17 2'ye bölünmüyor. 3'e bölüyorlar, bölünmüyor. İşte 9'a bölüyorlar, bölünmüyor. Pardon, 6'ya bölüyorlar, bölünmüyor. 6'da 1 en küçüğün diyor, bölünmüyor. Ne yapalım ne yapalım? Bir tane bilge varmış, ona gidiyorlar. Diyorlar ya bizim böyle böyle bir sorunumuz var, ne yapacağız? Oğlum diyor, benim bir tane devem var. Alın, o da sizin olsun diyor. Öyle paylaşın diyor. 18 deveyi 2'ye bölüyorlar abi. 9 deve büyük oğlanın oluyor. 3'e bölüyorlar, 6 deve küçük oğlanın oluyor. 9'a bölüyorlar. 6'ya bölüyorlar. 3 tane de küçük oğlanın oluyor. 8, 6 daha 14. 3 tane daha 17. Bu sefer bir tane deve fazla kalıyor. Diyor ki ya bizim deve arttı, bir tane fazla kaldı. O benim zaten, geri getirin diyor. Şimdi yani tabii ki amaç burada biraz önce söylediğim gibi tüm meslektaşlarımızın menfaatine hareket etmekle evet. beraber meslektaşların zaten mesleki faaliyetlerinden dolayı da fayda temin edecek olan evet. insanımızın da faydasına olacaktır. Evet. Şimdi abi işte dediniz ki çatışmaları yöneteceğim, müzakereleri doğru yapacağım, orkestra şefi gibi de organları çalıştıracağım dediniz. Neye talip olduğunuzu da zora ve sıkıntıya talibim diye özetlediniz. Büyük bir evet. zorluk var, büyük bir sıkıntı var dediniz. Peki sizi bu göreve talip eden sebep neydi? Neden talip oldunuz? Niye? Şimdi Cihan Şahin gayet rutini olan, hani böyle gündelik yaşamın içerisinde kendi rutinleri, ritüelleri olan yaşayan bir adam. Şimdi baroda biraz sizi meşgul edecek bir göreve talipsiniz. Sebep ne? Şimdi hayatımız boyunca zaten zorlara talip olduk. İçinde bulunduğumuz pozisyonların hiçbirisi bir başkalarının tepside sundukları bir ortam olarak gelmedi. Yani ben üniversiteyi bitirdikten sonra Aydın'a geldiğimde rahmetli babama sordum, nerede staj yapayım diye. Evet. Oğlum benim hiç hukuki ihtilafım olmadı. Bir avukat, hakim tanımam. Dolayısıyla bu konudaki kararda ve yetkinlikte sen varsın dedi. Ben ne zaman yeminimi yaptım, cübbemi giydim, adliye mekanizmasıyla öyle tanıştım ve devam edip gidiyoruz. Bulunulan nokta itibarıyla bu göreve bize talip edilmesinin sebebi, İki tane genç kızım var, meslektaşlarım var. Gençlerin içinde bulunduğu ekonomik açmazlar, fakülteyi bitirdikten sonra büro açıp açmama noktasındaki ekonomik sıkıntılar, tarafımızca malum baro yönetiminde başkanlıkla ilgili pozisyonlar bize verildiği an itibarıyla bu genç meslektaşlarımızın sorunlarına behemahal çözüm üretme noktasında mücadelemiz olacak. Bu anlamda benim biraz önce de söyledim, niye efendim aday oldum? Akşam evimize gidip istirahat etsek, çocuklarla sohbet etsek, normal rutini devam ettirsek olmaz mı? Ben sorumlu vatandaşlık bilinciyle devam edilmesinden yanayım. Eskilerden köylerin yaşlı ve önde giden insanları asalarıyla yoldan giderken yol kenarlarındaki küçük taşları o asalarıyla ittirirlerdi. Ben merakımdan sorardım o yaşlı amcalara. Amcacığım, niye o taşı kenara ittiriyorsun? Evlat, birinin ayağına değmesin. Ayağına değer,
ayakkabısı eskir, ayağına değer düşer, dizini parçalar derdi. Ben de onların bu cümlelerinden olarak bugüne kadar meslek hayatımda ve yaşantımda yolda giderken yağmurlu bir havada eğer parke taşı oynamışsa ya oraya bir tane ikaz işareti koymayı ya da birilerini ikaz etmeyi yeğleyen taraftayım. Belki birileri görüyor, adama bak, niye sen de yan tarafından kaçıp gitmiyorsun demeleri noktasında onlara o şekilde müsaadeli cümle kurmayı imkan tanımadım. Hep sorumlu vatandaşlık bilinciyle. Bu anlamda baroda yönetici olmak bizi zorlamaz. Akşam evde sohbet etmekten ziyade bütünün ve insanların hayırına olabilecek noktada bulunmak bizim için daha önde gelen bir pozisyon. Abi neyi değiştireceksiniz seçildiğinizde? Neyi değiştireceğiz? Yani yeniden bir keşif veya icat yapılmayacak. Elbette herkesin kendine göre yapabilecekleri var. Bugüne kadar gelinen noktada tüm görev yapan arkadaşlarımıza ve meslektaşlarımıza öncelikle şükranlarımızı arz ediyorum. Artılarıyla eksileriyle bugüne kadar getirmişler. Cumhuriyetle eşdeğer yaşı olan Aydın Barosu tüm diğer barolarla beraber temsil noktasında önde giden bir baro. Ben geldiğimde daha önceki zaman arefelerinde Aydın Barosu'nun eski hafızalarının yeniden geri gelmesini arzulayarak aday oldum öncelikle. Bu neydi? Daha önceki zamanlarda baronun yönetimine ve başkanlığına talip olan meslektaşlarımız seçimli genel kurulda seçilirler, bir çıraklık dönemi geçirirler. Çıraklık dönemlerinde meslektaşlarına ve bütünün hayırına hareket etme noktasında olumsuz bir tavrı olmamış ise önümüzdeki seçim döneminde baro seçimleri biliyorsunuz 2 yılda bir oluyor. Evet. 2. yılı tamamladıktan sonra kafalarında yapacakları eksik kalan işlemleri var ise 2. dönemde aday olan meslektaşlarımızın hiçbirine aday çıkartmadık karşılarına. Onur görevi olarak ustalıklarını da yaptılar, alasmaladık deyip gittiler. Ben bugün tıpkı Aydın Lisesi Mezunları Derneği'nin kurucu başkanlığını yaptığım zaman da hazırladığım tüzük hazırlıklarında yöneticilerin en fazla 2 dönem başkan olabilmelerini, uzun soluklu maratonda orada yönetici olarak kalmalarının önünü efendim engellemek noktasında başkaları da aday olabilsin diye tüzük değişikliği yapmış idik. Sonradan aday olmadıklarından dolayı tüzük değişikliği düzenlendi. İstedikleri kadar aday olabilsin dediler. Şunu anlatmak için bu cümleyi kurdum. Ben seçildiğim zaman tabir yerindeyse bir kez vav çizmek adına orada adayım. Tamamlayamadığımız noktalar olur ise 2. dönemde lütfederlerse o eksikleri ustalık dönemi itibarıyla tamamlar, bitirir gideriz. 3. döneme talip olacağız. 3. döneme talip olmak gibi bir durumumuz yok. Çok güzel geriden gelen meslektaşlarımız var. Bu görevleri çok güzel şekilde ifa edebilecek yetkinlikte meslektaşlarımın olduğunu ben görüyorum. Gözlerinden fikirler akıyor, gözlerinden icraatlar akıyor. Taşın altına eline koymalarından dolayı genç meslektaşlarımızın da yönetim kuruluna adaylıklarının çokluğundan dolayı da bunları yakinen müşahede edebiliyoruz. O anlamda hiçbir kimse vazgeçilmez değil. Vazgeçilmeziz diyen insanların çoğunluğunda mezarlara gittiğimizde dikili bir taş görüyoruz. Onun için ben de vazgeçilmez değilim. Benim yerime başkaları da gelip bu bayrağı en güzel zirvelere benden sonra da götürebilirler. Bir hafıza tazelemesi yapacağız diyorsunuz. Aydın Barosu'nun son dönemlerde geçmişten istifade edemediğini düşünüyorsunuz. Hani hafıza sorunu mu yaşıyor Aydın Barosu? Hafıza Barosu sorunu yaşamıyor. Ya da hafıza oluşturma konusunda mı sıkıntı yaşıyor gelecek nesillere? Şöyle düşünmek lazım. Aydın Barosu'nda yönetim kuruluna ve baronun diğer organlarına ve başkanlığına aday olan arkadaşlarımız bence belirli dönemlerde, yani hangi dönemlerin ve hangi dönemeçlerin olduğundan ziyade yani epeyce bir süre yönetimlerde ve işte başkanlıklarda kalındığını ben kendi adıma gördüm eski zamanlarda. Bu anlamda yönetim şekillerine ve işte yöneticilerin kimler olduğuna itirazım yok. En fazla 2 dönem yönetimlerde kalınmasından yanayım. Türkiye Barolar Birliği ile beraber bundan 8-10 senelik önceki dönemlerde tüm odalar ve borsalar birliğinde mevzuat çıkarttılar. Daha önce
birliklerine ve üyesi oldukları odalara borçları olan kişiler seçme ve seçilme hakları ellerinden alınarak seçilememişlerdi. Bunlar anayasaya aykırı diye iptal ettiler. Barolar ve işte bu sivil toplum örgütlerinin en fazla iki dönem seçilebilmeleriyle ilgili mevzuat çıkartmışlardı. Sonradan Anayasa Mahkemesi'ne itiraz ettiler. İptal edildi. Ben Anayasa Mahkemesi'nin iptal etmesinden ziyade bir dönem, maksimum iki dönemlik olabilmek kaydıyla, çıraklık ve ustalık dönemleri olmak kaydıyla iki dönem adetini, eskiden olan adet ve eskiden olan teamülü yeniden geri getirmek adına da aynı zamanda adayım. Evet, tabii şimdi baroda bir emanetçi yönetim var şu an. Baro başkanı, Efeler Belediye Başkanı seçildiği için, aday olduğu için istifa etmişti seçimle gelen. Orada yönetim kendisinden bir başkan seçti. O da görevini devam ediyor. Aday. Sonra üç tane daha meslektaşınız aday. Evet. Yani sizi rakiplerinizden farklı kılan, yani meslektaşlarınızın bu üç aday dışında Cihan Şahin tercih etmesini sağlayacak olan sebep ne? Neden sizi seçsinler? Yani diğer üç adaydan birini değil de neden Cihan Şahin'e oy versin Aydınlık Avukatlar? Şimdi öncelikle şunu söylemekte mahsur yok. Mevcut daha önceki başkanımız bir sebepten dolayı istifa ederek yönetim kurulundaki başkanlık boşaldı. Yönetim kurulunun kendi içerisinden gizli oy, açık tasnifle bir başkan seçmesi gerekiyor idi. Birkaç defa toplanıldı. Tabii ki yani o dönemdeki sıkıntılar kendi bünyesi içerisinde aşmaya çalıştı baromuz. Ama bir müddet sonra kendi içerisindeki bu handikapları aşarak mevcut baro başkanımızı yönetim kurulu başkanı olarak, baro başkanı olarak tercih ettiler. Öncekinin istifa etmesinden kaynaklı olan süreç, geri kalan miktar ne kadar ise yeni seçilen başkan da o süreci tamamlıyor. Mevcut başkanımız da o süreci tamamladı. En doğal hakkıdır herkesin kendi yetkinliğini ortaya koyup ben bu baronun yönetimine ve başkanlığına talibim diyebilen her arkadaş genel kurul akşamı mesai bitimine kadar 12'si akşamı ismini yazdırabilir. Bizde diğer sivil toplum örgütlerinde olduğu gibi daha önceden adaylıkları bildirilsin, sonradan aday olunamaz gibi bir cümle yok. Sonuç itibariyle seçimden bir gün önce mesai akşamı, işte genel kurul akşamı sonucuna kadar tahtaya isimlerini yazdırabilip başkanlığa dahi bir başkası daha aday olabilir. Bu anlamda arkadaşlarımızın aday olmalarında herhangi bir handikap yok. Ayrıca ben kendi adıma diğer üç aday arkadaşıma da başarılar diliyorum. Herkesin kendine göre yapmak istedikleri, background'da düşündükleri, mutfaklarında hazırladıkları, kendilerince bütünün hayrına olabilecek düşünce ve fikirleri var. Rakip olarak kabul etmem asla mümkün değil. Siyaset arenasında bir durum tespiti ve değerlendirilmesi yapılsaydı, rakip olarak o kelimeyi kullanabilirdim. Ben baroculuk yaptım bunca zaman arefesinde, siyasi görüşleri yani insanları... Abi rakip görmüyorum değil mi? Eğer birbirinizin alternatifiyseniz niye seçim olsun, niye yarışıyorsunuz? Şöyle, yani alternatifi değilseniz tarzında değil, siyaset algısıyla rakip olarak görmüyorum. Evet. Tabii ki ben diğer kardeşlerimizle ilgili kendi tarzımı, kendi yapacaklarımı ortaya koyabilmek açısından adayım. Evet. Yani sorduklarında sen nesin? Alternatif olarak diğerlerinden sana farkında olma noktasında niye oy verelim dediklerinde lafınızın başında ifade ettim. 36 yıla yaklaşık mesleki tecrübem var, evet. Duruşum var. Avukatlıkla ilgili etik kuralları, avukatlıkla ilgili disiplin mevzuatını, avukatlıkla ilgili duruşma yönetimlerini, hukuk usulünü, ceza usulünü hasbelkader daha iyi bildiğimi ortaya koyabilme, duruşlarımla ve duruşmalardaki davranış ve tarzlarımla bugüne kadar ifade ettim. Meslektaşlarıma ben geçmişten bu yana ne kadar nasıl süreçle bir meslek ifa ettiğimi anlatmam biraz abes olur. Onlar peki, zaten biliyorlar. Vaadiniz ne? Yani şimdi neticede seçimlerde vaatler oluyor. İşte ülkemizde iki anahtarlar vaat edildi. İşte ne bileyim bir sürü şeyler vaat edildi. Şimdi baro seçimlerinde de neticede bir hedef kitle var. Oy kullanacak bir seçmen var. Siz onlara neyi vaat ediyorsunuz? Şimdi, diğerlerinin vaat etmediği. Ben öncelikle baronun etik kurallara, disiplin kurallarına saygın bir vaziyette eski Aydın Barosu'nun cumhuriyetle yaşlaş değerlerine yeniden sahip olduğu bir noktada tüm kamu kurum ve kuruluşlarında temsil kabiliyetini en ön safta tutabilmek adına adayım. Ayrıca genç meslektaşlarımızın
doğrudan doğruya ofis açabilmeleri mümkün olmadığından dolayı Aydın Barosu'nun halen işte yapılmak üzere olduğu toplu konut bölgesinin olduğu güzergahta bir arsa sahibiyiz. Barolar Birliği vasıtasıyla alınan. Evet. Daha önceki belediye zamanında da çözülmedi. Ümit ediyorum bu zamanda da meslektaşımız var. O tarla vasfındaki yeri arsaya çevirerek derhal avukatlara ait orada avukatların binası, efendim işte avukatların sosyal düzenlemelerinin yapıldığı, organizasyonların gerçekleştirildiği, işte çocuklu genç meslektaşlarımızın çocuklarına bırakabileceği kreşlerin olabileceği noktada bu pozisyonları gerçekleştirmek adına mevcut belediye ve diğer siyasi örgütlerle biraz önce söylediğim insicamlı iletişim davranışlarıyla bu vazifeleri görebilmek adına meslektaşlarıma baro binasının kazandırılması noktasında çaba sarf etmeyi söylüyorum. Ayrıca genç meslektaşlarımızın home office olarak kullanabilecekleri, sanal ofis olarak kullanabilecekleri odaları orada tesis etmek istiyorum ki baro mensubu olan genç meslektaşlarımızın büro sahibi olana kadar bu avukatlara ait sanal ofis olarak değerlendirebileceğimiz ofislerden imkan sahibi olabilsinler. Ayrıca yani onların bir adresi olsun diyorsun. Bir adresi olsun. Giderleri olmayan ya da giderleri olmayan en asgari düzeyde olan bir evet. adresi olsun. Ayrıca meslektaşlarımız mesela şimdi e-duruşma talep ediyorlar. Teknik imkanlardan en asgari düzeyde istifade etmenin yöntemlerini bulmamız lazım. Baro odalarında değişik zamanlarda odalar bile bize tahsis edilmekte sıkıntıya düçar oluyoruz. Ama mevcut odalarımızın içerisinde e-duruşma yapılabilecek oda ve düzeneklerin düzenlenmesi noktasında çabalar evet. sarf edeceğiz. Evet. Şimdi Cihan abi sen bunları söylüyorsun ama Aydın Baros adına söylüyorum. Ben Aydın'ın zaten böyle bir problem var. Aydın Adliye binası yetmiyor. Yamalı bohça. Yani orada gerçekten çok zor koşullarda adalet tesis edilmeye çalışılıyor. Yani bakıyorsun bir duruşma salonu 3-4 mahkeme kullanıyor. Bir gün biri kullanıyor, ertesi gün biri kullanıyor. Bir gittiğinde bakmışsın değişmiş, arkaya bahçeye alınmış yok, ön taraf yok, üst kata çıkmış falan. Adliye binası yetmiyor. Sıkıntılı. Şehrin adliye binasına ihtiyacı var ve bu gündem de yeni değil. Bugün birçok şehir adalet saraylarına kavuştu. Yani küçücük ilçelerde bile Aydın Adliyesi'nden daha büyük, daha düzenli adalet sarayları, adliye binaları var. Aydın'da bir türlü özellikle merkezde bu mesele halledilemedi, çözülemedi. Bunda bugüne kadar Aydın Adliye binasının yapılmamış, inşa edilmemiş olmasında, bu fiziki sorunların giderilmemiş olmasında Aydın Barosu yönetimlerinin bu durumda müsebbip olduğunu düşünüyor musunuz? Vallahi şimdi doğrudan müsebbip olduğunu ifade etmek güç. Hı. Ancak tabii sivil toplum örgütü olarak bizim adliye binasıyla ilgili pozisyonda baskıcı unsur ve lobicilik çalışmaları yapabilme imkanımız var mı? Var. Hı. Aydın Barosu'na ben 87 senesinde geldiğimde Allah rahmet eylesin meslektaşlarımız ve büyüklerimiz var idi. O zamandan bu yana yani 36 küsur yıldır Aydın Adliyesi'nin yerinin taşınması gerektiğinin altı çizildi. Ben bunca zamana geldim, hala gelmedi. Burada Aydın Adliyesi'nin yapılmamasıyla ilgili Aydın merkezden ve tüm ilçelerinden Aydın'dan seçilen siyasetçilerimizin çok büyük olumsuz katkıları var. Yerel yönetimlerin çok büyük olumsuz katkıları var. Bu anlamda mensubu bulunduğumuz adalet mekanizmasının içerisinde savunma yargı üçlüsünde üçlü bir sacayağını oluşturan barolarında elbette doğrudan olmasa da dolayısıyla bir olumlu noktada çaba sarf etmeme gibi bir durumu olmuştur. Ama evleviyet ve öncelik bu işlerin yapacak olduğu pozisyon siyasi otorite. İki evet. defa ihale edildi. Deprem 11 tane vilayetimizin depreme muhatap olmasından dolayı fay hattı üzerinde olduğundan kaynaklı olarak o yerdeki yapılmasıyla ilgili ihaleyi de iptal ettiler. Ümit ediyorum en kısa zamanda gene bu adliyenin yeri belirlenir, ihalesi yapılır. Mevcut adliye binamızda günümüzün çoğunluğunu orada geçiriyoruz. İnanın depreme dayanıklılığı konusunda çok şüpheler var. Korkarak gidiyoruz adliye binasına evet. da. Zaten yetmiyor. Bir de... Yetmiyor. Evet. Bu anlamda tabii adliye binasının yetersiz olması noktası itibarıyla o e-duruşma odalarını da mevcut barolarımıza
ve işte tahsis edilmiş odaların içerisinde küçük lokasyon şeklinde yaptırabiliriz. Mevcut zaten duruşma salonları da sizin ifade ettiğiniz gibi yetmiyor. Başsavcılıklarla görüşerek kendimize imkanlar tanıyabiliyoruz baro odaları verilmesi noktasında. Maalesef sıkıntılarımız var. Yeterli değil. Evet. Şimdi abi bu baro odalarında neler konuşuluyor konusunu ben çok merak ederim. Bunu da sık sık şey yapayım. Bu konuyu konuşacağım sizinle ama mevzu böyle baro adliye binası falan olunca siyaset kurumu çözüm üretecek dediniz. Sizin siyasi deneyimleriniz de var. Geçmişte siyasette yaptınız. Aktif siyasetin içinde de oldunuz. Siyasete ve siyasi gündemlere yaklaşımınız, tavrınız, tutumunuz nasıl olacak? Şimdi tabii ki baroculuk bir siyasi algıyla yönetilen kurum şeklinde değerlendirilmez. Baro başkanı olarak benim aday olmamdaki sebep avukatlık mesleğinde geçirdiğim tüm bu dönemler ve meslektaşlarımı sevmem ve bu sevgiyi ifade edebilecek yöntemin de baro başkanlığı olmasından dolayı baro başkan adayı oldum. Geçmişte sizin ifade ettiğiniz gibi değişik organizasyonlarda ve siyasi durumlarda temsilciliğimiz oldu, bulunduğumuz noktalar oldu. O noktalarda çabalarımızı sarf ettik. Ama tabii baro ve avukatlar, baro bilhassa doğrudan siyasetin içerisinde olmaz ama bireysel olarak avukatların toplumsal sorunlardan uzak durabilmesi, siyaseten yapılması gereken işlemlerden kendinin geriye dönüp sırtını dönerek deve kuşu gibi başını kuma gömmesi mümkün değil. Evet. Siyaset meselesi gene bu sorunları çözecek. Siyaset olmazsa bu sorunların çözümü mümkün değil. Hangi siyasi organizasyonun içerisinde olursanız olun, o siyasi organizasyonlar bir gün iktidara geldiklerinde bugün sorun olarak konuştuğumuz adliye binalarından tutun da avukatların avukat odaları ve işte avukatların ihtiyaçları, adli yardım ödenekleri, CMK ödenekleri vesaire gibi ödenekler mevcut iktidarı oluşturan siyasi otoritenin inisiyatifi ve ortak paydada buluşmak noktasından geçiyor. Dolayısıyla baro olmak her ne kadar siyasetten uzak gibi gözüksek de baro ve işte avukatlar hep böyle iktidara karşı muhalif algısıyla değerlendirme yapsalar da ama meslektaşların sorunları olduğunda, meslekin sorunları olduğunda ters bir siyasi otorite iktidarda olmuş olsa bile onlarla askeri müşterek ve paydaşlarda gidip buluşup meslek sorunlarına ve meslektaşların sorunlarına çözüm üretmek evet. lazım. Sırtımızı dönüp gidemeyiz. Her zaman muhalif algısıyla yol yöntem yapmaya çalışırsak bizim hiçbir sorunumuzu mevcut otorite yani çözemez. Muhalif mesafeyi paydaş temasını sağlayacaksınız. Paydaş temasıyla bütünün hayrına olabilecek evet. tema ile organize edip herkesin istifade edebileceği bir sunum. Nasıl ki yağmurdan önce yıldırım ve şimşekler yağmurun yağacağının habercisi oluyor. Yağmur yağdıktan sonra nefis bir hava ve gökkuşağı oluşuyor. O gökkuşağındaki nefaseti hissedebilmek adına bendenizde baro başkanı olarak bütünün hayırına getirebilecek şekilde yağmurdan sonraki gökkuşağı olabilmek evet. adına buradayım. Yağmak için gürleyeceğim. Yağdıktan sonra da gökkuşağı olup gökkuşağını herkesin çıkartacağım hoşuna. Diyorsunuz. Evet. Vallahi çok güzel. Abi inanılmaz güzel bir ifade oldu bu. Şimdi meslektaşların niteliğiyle ilgili de bu konuşuluyor. Ben mesela bazen soruyorum. Az önce bahsettim. Baro odasında neler konuşuluyor diyorum. Yani avukatların o bekleme odalarında neler konuşuluyor? Diyor ki Ankara Adliyesi'nde diyor entelektüel muhabbetler oluyor. İşte İzmir Adliyesi'nde diyor daha çok diyor işte kısmen entelektüel muhabbet ama biraz da böyle hani gezme tozma yeme içme konuşuluyor diyor. İşte böyle şey Aydın Adliyesi'nde ne konuşuluyor baro odalarında çok merak ediyorum abi. Bu konuşmaların seviyesinin yükseltilmesi işte orada entelektüel konuşmaların bilgi paylaşımlarının artması için neler düşünüyorsunuz? Vallahi ben kendi adıma baro odalarında duruşmam olmadığı zamanlarda bile gidip meslektaşlarımla yaşanmışlıkları kendi adıma paylaşan ve yaşanmışlıklarını anlatan meslektaşlarımın anılarını dinleyen bir pozisyonda oldum bugüne kadar. Sadece ne siyaset, ne gezme, ne diğer işlemler hepsi konuşulabilen bir pozisyonda Aydın Barosu'nda da. Ben genç meslektaşlarıma hep şunu öneriyorum. Arkadaşlar duruşmanız olabilir, acele hemen kalkıp gitmeyecekseniz lütfen koridorda müvekkilinizle
koridordaki koltuklarda oturmaktan ziyade baro odasına gelin. Oradaki tecrübeli üstadlarınız, genç meslektaşlarınız yaşanmışlıklarını anlatırken sizin hiç aklınıza gelmeyecek boyutlarda anılara ve yaşanmışlıklara muhatap olacaksınız. Asla unutamayacağınız şeyler olacak. Duruşmada orada öğrendiğiniz bir kelime sizin bir dava kazanmanıza neden olacak cümlesini kuran bir pozisyonda oldum. Bazen genç meslektaşlarım soruyor, abi Yargıtay kararı paylaşıyorsun, bunları paylaşıyorsun. Hayatta başka hobilerin yok mu, algıların yok mu? Olmaz mı? Hayat zaten bir bütün. Ama öncelikle en sevdiğin iş mesleğinse mesleğini en güzel bir şekilde yapman lazım. Onu zirveye ve nirvanasına ulaştırman lazım. Bu anlamda nirvanasına ulaştıracak olan meslektaşlarımız baro odalarına gelip merhaba demesi lazım. Orada bir çay kahve içmesi lazım. Günlük siyaset konuşuluyor. Efendim işte roman konuşuluyor, hikaye konuşuluyor, yaşanmışlıklar konuşuluyor. Bahsettiğimiz gibi arabasını değiştiren, mobilyasını değiştiren de konuşuyor. Herkes konuşuyor. Evet. Dolayısıyla orada kesinlikle hani günübirlik bir konuda her şeyi, her konuda bir şeyi bilmek noktasında bir şeyler öğrenmek isteyen meslektaşlarımız lütfen baro odalarına gelsinler. Evet. Doğrudan çıkıp gitmesinler. Abi baro odasında duruşma beklerkenki sohbetlerin dışında bu deneyim paylaşımına ilişkin tecrübeli üyelerden faydalanmayı düşünüyor musunuz? Ya da bu anlamda bir de deneyim şimdi değişti artık. Dijital göçmenlik kavramı var. Gençler bazı konularda eski avukatların çok önündeler. Çünkü dünya tabii biraz böyle dijitalleşti. Bu tecrübe paylaşımı gençlerden yenilerden eskiler, eskilerden yenilere tecrübe paylaşımı noktasında kurumsal olarak neler yapmayı planlıyorsunuz? Şöyle yani Fransızların bir atasözü var. Gençler bilse ihtiyarlar yapabilse diye. Gençlerin bu dinamizmiyle bizim gibi biraz yaş almış meslektaşların ve gençlerin üstadları olarak kabul ettikleri büyüklerin tecrübelerini bir arada birleştirerek sunum yapmak en mükemmele ulaşmak noktasında insanların sarf edeceği bir çaba. Yani daha önceden mesleğini icra etmiş tecrübeli meslektaşlarımız Aydın Barosu uzun yıllardan beri stajyerliğine başlayan staj eğitim merkezlerinde altyapısını sağlam oturtmuş bir baro. Gerek dışarıdan temin ettiği öğretim görevlileri ve işte öğretim ve eğitim verecek, tecrübelerini yansıtacak meslektaşlarımız, gerek Aydın Barosu'na kayıtlı meslektaşlarımız staj eğitim merkezlerinde gönüllülük ilkesiyle gelip derslerini verip yaşadıkları olayları birebir aktararak fakültede öğrendikleri öğretmenlerinin anlattıklarının teorik bilgilerinden ziyade pratik bilgileri anlatarak tecrübelerini yansıtıyorlar. Bugün mesela epeyce bir meslektaşımız yemin törenini yaptı. Daha önceden eğitim ve öğretimlerini tamamladılar. Bir yıllık bir eğitim var. Yani hukuk fakültesini bitirdikten sonra. Şimdi bir de sınav da geldi. Şimdi mesleki yeterli. Sınav da geldi. Geçen hafta sonu sınavları da yaptılar. Artık bundan sonra hukuk mesleklerine girişte fakülteyi bitirdikten sonra çıkış belgesini alıp ilgili staj yapmak istediği baroya müracaat edip 15 gün askıdan sonra itirazlar olmayıp stajına başlamak gibi bir pozisyon maalesef yok. Neticede hukuk mesleklerine giriş sınavında başarı elde edecek. O başarıdan sonra staj eğitimiyle ilgili kabul alacak. Sonraki süreçleri de devam ettirip götürecek. Biz de bu süreçte bizim tecrübeli meslektaşlarımızın tecrübelerinden her platformda istifade edeceğiz ve ediyoruz. Geçen hafta içerisinde Anemon Oteli'nde mevcut mesela ceza muhakemesiyle ilgili eğitmenleri baro yönetimimiz yetiştirdi. Bunlar gelecek kuşaklarda önümüzdeki seçimden sonra her kim baro yönetimini oluşturursa oluştursun o meslektaşlarımız baronun vereceği görevleri kabul ederek bu sizin söylediğiniz o tecrübelilerin tecrübelerinden istifade etme noktasını getireceğiz. Baro bir meslektaşına görev verdiği zaman ben bu görevi kabul etmeyeceğim demek gibi bir durumu yok. Evet. Baronun verdiği görevler ancak kabul edilebilir mazeretler çerçevesinde yapılmaz. Can abi, baro üyesi avukatlar, tabii bu mesleki paylaşımlar var. Bir takım zorunluluklar var. Baro üyesi olmadan avukatlık yapamıyorsunuz. Fakat gönüllülüğü tesis edecek, işte aidiyet duygusunu geliştirecek, işte meslektaşlarınızı sosyalleştirecek, kaynaştıracak. Neler yapmayı düşünüyorsunuz? Yani bu anlamda bir vaadiniz, projeniz var mı? Vallahi daha önceki yapılan eğlence,
efendim birlikte tanışma ve kaynaşma toplantılarının daha sık yapılmasından yanayız. Bu anlamda bu cümleyi kurarken biz meslekte belirli bir zaman arefesine geçirmiş meslektaşlar olarak görülüyoruz. Gençlerin ekonomik durumları sıkıntılı. Yani bir yere davet edildiğinde, davete icabet noktasında ekonomik durumları uygun olmadığı zaman arefelerinde katılım eskiye nazaran daha az oluyor. Hiçbir davet ücretsiz tamamen olmaz ama gençlerin de yetişebileceği, katılabileceği çerçevelerde belirli bir ulaşılabilirlik düzeyindeki ücretler olmak kaydıyla bunları sık sık yapmak lazım. Biz 17 tane ilçeyiz. Aydın merkez sadece Efeler ilçesinden oluşmuyor. Tabii. 17 tane ilçemiz var. Biz baro yönetimini ve başkanlığını yönetimle oluşturduğumuzda eskiden olduğu gibi birazcık daha ulaşılabilir, birazcık daha yerinde ve işte diğer ilçelerde de aktivitasyonlar, oralarda eğlenceler, oralarda birlikte, oralarda işte eğitim öğretim faaliyetlerini yaparak daha kaynaşmayı sağlayabilmek adına el birliğiyle mücadele etmek noktasında gittiğimiz yerlerde bunları zaten baro başkan adaylığımı ifade ettiğimde söylüyorum. Baronun sadece etki gücünü değil etki alanını da büyütmek istiyoruz. Etki alanını da büyütmek istiyoruz. Sadece merkezden değil elbette merkez yoğunluklu olması lazım. Neden? İlçeler her platformda anda gelebilme noktasında olmasa bile merkezle beraber ilçelerin de olmazsa olmazları yönetim kurullarında olmak mecburiyetindeler. Temsil edilmesi lazım. Yani ben buradan gidip Didim'deki bir sorunu... Yani siz yönetim kurulunuzda sadece işte genç, yaşlı, kadın, erkek dağılımı değil aynı zamanda coğrafi dağılım... Coğrafi dağılım, bölgesel dağılım, ilçelerin dağılımlarının da öneminin altını çiziyorum. Gittiğim yerlerde ifade ediyorum. Sadece efendim bir lokasyondan olsun... İstediğimiz, arzu ettiğimiz sonuç olsun, ben bir şey istediğim zaman parmak kaldıralım değil, fikirlerin çarpışmasından gerçekler oluşsun cümlesinden dem vurarak değişik fikirlere sahip olan arkadaşlarımız fikirlerini ifade etsinler, tüm bölgelerden gelsin, biz de bütünün hayırına olan kararı yönetim kurulu olarak oluşturalım ve bütünün hayırına sunalım. Evet, gayet güzel. Bu şimdi siz sahadasınız, seçim çalışmaları yapıyorsunuz, meslektaşlarınıza gidiyorsunuz, kendinizi ifade ediyorsunuz, zaten tanınıyorsunuz ama ne yapacağınızı anlatıyorsunuz. Onlardan ne gibi talepler geliyor? Yani baro yönetiminden avukatların talebi, beklentisi ne Cihan abi? Vallahi baro yönetiminden avukatların beklentisi ve talebi birazcık daha kendilerini baroya ait hissetmek istiyorlar. Yani nedendir ben bilemiyorum kendi adıma. Ben her platformda baronun tüm etkinliklerine katılan birisiyim. Nerede ne olursa olsun çabayı sarf edip gidiyorum. Baro'nun aidiyeti noktasında genç meslektaşlarımızı birazcık daha sarıp sarmalamak noktasında yönetim kurulunda ve baro'nun diğer organlarında, komisyonlarında olan arkadaşların aktif çalışmalarını temin ederek nedir dertleri diye sorarak işte abi kardeş, üstad veyahut da tecrübeli tecrübesiz onların dertleriyle dertlenerek bir şeyler yapabilmek adına onları birazcık daha baroya çekebileceğiz. Gidildiğimizde bilhassa anlattıkları kendilerinin birazcık daha kenarda olduklarını hissediyorlar. Ben mesela kendi adıma diyorum ki baroda stajyer olarak stajyer yetiştirmek isteyen bir meslektaşımız kendisinin stajyerinin en ilk noktasında onurunu taşıdığı yeminini yaptırırken en küçük bir örnek olsun diye söylüyorum. Cübbesini hediye etsin. Baro'daki genç bir meslektaşımız o günkü tarih itibarıyla yetiştirdiği ustasının yanında yemin töreni yaparak cübbesini giydiği an itibarıyla orada barodan şu kadar parayla cübbe alıp da kendi cübbesinin ücretini ödemesin. Ödeyenlere hiçbir sözüm yok. Evet. Ödemeyenler de ödemek noktasında bundan sonra gayret sarf etsinler. Evet. Çünkü stajyer kabul edebilecek seviyedeki üstadlarımız yani çorbada tuzumuz olsun noktasındaki fikirden geri durmazlar diye düşünüyorum. Böyle bir pozisyonu gerçekleştirmeyen üstadlarımız arasında da ben de baro yönetimi olarak alınmayan cübbelerin ücretlerini yönetim olarak ödenmesinden yana tavır sergileyeceğim. Oo çok güzel. Cihan abi sen dedin ya iyi bir müzakereciyim, çatışma yöneticisiyim bir de orkestra şefiyim dedin. Böyle bir senin döneminde Aydın Barosu Orkestrası, Aydın Barosu Korosu gibi böyle şeyler görecek miyiz? Vallahi şimdi sanat ben şöyle değerlendiriyorum. Avukat Türkçeyi iyi kullanan, sahnede
Yani duruşmada müvekkilin haklarını en gaddarane şekilde adab-ı muaşeret kurallarına aykırı düşmemek kaydıyla savunan, sahnedeki sanatını icra eden bir sanatçıdır. Retor. Avukat prensip itibarıyla aykırı duruşlara sahiptir. Hı. Ama aykırı duruşun da ifade edileceği tavrı ve tarzı zamanı iyi seçmesini bilmesi lazım. Jestler, mimikler, tenor, bas, tiz seslerin nerede hangi atmosferde verilebileceği zaman ve süreç itibarıyla insanın kazanımları oluyor. Ama bir de tanrı vergisidir bazı ifade edişler, hitabet, evet. İşte o tiz ve bas sesler. Retorik bir bilim abi. Retorik yani. Bir bilim. Evet. Bu öğrenilebilir noktasında kısacası orkestra olmak isteyenler zaten meslektaşlarımız değişik kişilerde gidiyorlar tiyatroculuk yapıyorlar, gidiyorlar korolarda musiki icra ediyorlar. Ama Aydın Barosu'yla ilgili böyle bir talep gelirse neden olmasın? Benim kastettiğim orkestra şefliği evet. Farklı cümleleri, farklı fikirleri hiçbir kimseye rahatsızlık duyurmadan evet. Herkesin hayrına o biraz önceki gökkuşağı şeklinde sunabilme kabiliyeti, kakafoni değil, musiki şeklinde anlatabilme kabiliyeti olmak üzere arz evet. Ettim. Evet, şimdi abi ben yine avukatların meselelerine döneyim. Gençlerle ilgili çok ciddi sıkıntılar var. Genç meslektaşlarınız zorlanıyorlar. Mesleğin ilk 3-5 yılı zor galiba. Avukatın ilk 5 yılı zor geçiyor. Tabii ki. Diyorlar, sonra yavaş yavaş düzeliyor. 10. yılından sonra sorun yaşayan avukat, ekonomik sorun yaşayan avukat çok fazla kalmıyor diye biliyorum. Ben 15'ten sonra falan alıp başına gidiyorlar. Çok böyle şey olmuyor. Kızlarınız da avukat. Ve siz genç meslektaşların haleti ruhiyesini, beklentilerini, endişelerini ve kaygılarını yakinen biliyorsunuz. İki tane genç kız avukat, babası avukat olarak. Gençlerle ilgili ne düşünüyorsunuz? Şimdi gençlere ben hep tavsiye ettiğim şu: hiçbir meslektaşım hukuk fakültesini bitirip staj için Aydın Barosu'na kaydolmaya geldiğinde ya sen de mi avukat olacaksın diye bir eleştirel bakış açısıyla cümle kurmadım. Hoş geldin kıymetli meslektaşım. Aramıza genç bir heyecan katıldı, başarılar diliyorum diye cümleme başlamışımdır. Ancak niçin siz tercih edilen olasınız diye değerlendirme yaptığınızda sıradan bir pozisyon yaratmayın, farkındalığınızı yansıtın. Yabancı dil bilmiyorsanız derhal yabancı dil öğrenin. Uzmanlaşmadıysanız her ne kadar avukatlık mesleğinde tıp doktorlarında ve diğer mesleklerde olduğu gibi uzmanlık ve branşlar olmasa da kendilerini belirli dallarda yetiştirmelerinin gerektiğinin altını çizen bir pozisyondayım. Onlarca meslektaşımız var. 1798 tane şu anda seçimlere girecek askısı yapılmış meslektaşımız var. Yani bugün de yemin eden meslektaşlarımız var. Her dem devam ediyor. 2000'e doğru gidiyor. Yani 2000'e doğru gidiyor. Dolayısıyla bu 2000'in arasında tercih edilebilen olmak açısından mutfağının dolu olması lazım. Dolu buğday başağı olması lazım. İfade ediş, tarz, duruş ve anlatış ve mutfağının doluluğu tercih edilebilirliğini artıracak olan unsurlardır. Evet. Kendisinde başlayıp kendisinde bitiyor. Zaten insanın yolculuğu kendinden kendine yolculuktur. Başkalarında aramamak lazım kusuru, kendisinde araması lazım. Evet. Rahmetli hocalarımız Sahir Erman derdi ki, avukatlık çok zenginlik mesleği asla değildir. Zengin olacaksanız başka meslekleri tercih edin. Avukatlık sizi onurlu ve saygın olarak yaşatır. Avukatlık mesleğinden zarar etmezsiniz. Diğer sosyal statü mesleklerinden daha ziyadesiyle haysiyetli ve onurlu bir şekilde yaşayacaksanız hukukçu olun. Hukukçuluğun da en son maşrak-ı azamı avukatlıktır. Avukatlığın da en son noktası onur görevi bence baro yönetimlerinde bulunanlar için baro başkanlığıdır. Ümit ediyorum ki önümüzdeki ikinci haftada Ekim'in 12. 13. günlerinde bu onur görevini değerli meslektaşlarımız bana yaşatır. Ben de bu işte tuvaldeki resmi tamamlama fırsatını Aydın Barosu'na ve Aydın halkına ve bütünün faydasına sunma imkanını bulurum. Evet. Şimdi Cihan abi inşallah gönlünüzce olsun. Ben rakiplerinizi de bu arada burada ağırlamak için herkesi davet ettik biz.
Önce siz icabet ettiniz. Diğerlerini de bekliyoruz. Diğer adayları da bekliyoruz. Hatta hepinizi bir arada böyle burada bir ağırlamak, böyle bir hani hepinizin bir arada göründüğü bir seçim öncesi bir böyle sizlerin seçmen tanısın, Aydın halkı tanısın noktasında böyle bir program da formatlayabiliriz. Eğer cevap hakkı doğmuşsa onlardan da böyle gelip burada kendilerini ifade etmelerini, sürecin içerisinde tekrar sizin de gelip burada varsa böyle söylemelisiniz bir şeyler beklerim. Fakat şöyle de bir durum var abi. Bu gençleri konuşurken siz de dediniz ihtisaslaşın. Ama bir tanınırlık problemi var. Genç gelmiş kimse tanımıyor. Şimdi sosyal sermaye önemli. Eğer network'ünüz yoksa, sosyal sermayeniz yoksa, tanınmıyorsanız, bilinmiyorsanız bunun için de bir şeye ihtiyaç var. Neye ihtiyaç var? Reklama ihtiyaç var. Avukatlıkta da reklam yasak abi. Yani avukatın etik reklamı var mıdır, nedir, nasıl olur? Genç meslektaşlar bunu nasıl tesis eder? İnanın etik bizim için olmazsa olmaz. Rahmetli Faruk Erem zamanında avukatlık etik kuralları diye kurallarımızı ortaya koymuşuz. Evet. Onca zamandan bu yana etik kurallara uygun davranılması noktasında prensipler geliştirilmiş. Avukatlık kanunu ve avukatlık yönetmeliği bizim nasıl davranacağımızı, nasıl hareket edeceğimizi, disiplinimizin ne olması gerektiğinin çerçevesini çiziyor. Maalesef avukatlar diğer meslek kuruluşlarındaki üyeler gibi her ne kadar adında serbest meslek olsa da dilediği gibi iş ve icraat yapabilme imkanına sahip değil, dilediği gibi kendisini tanıtabilme formatlarına sahip değil. Avukatın en büyük reklamı kendisinden mutlu ayrılan müvekkil kitlesidir. Duruşunu, ifade ediş tarzını müvekkiline karşı dosdoğru gösteren, ancak davanın sonucuyla ilgili asla garanti vermeyip başından sonuna kadar onun hukuki temsilcisi ve hukuk yardımcısı olarak işi götüreceğini ifade eden, doğru bilgiler aktaran meslektaşımız, o işini gördüğü kişi tarafından onlarca kişiye tavsiye edilip geriye döngüsü sağlanacak. Dolayısıyla avukatın reklamı ağızdan ağıza yapılır diyorsun. Avukatın reklamı ağızdan ağıza yapılır. Günümüzün koşullarında benim de eleştirebileceğim durumlar var. Ben en son Face'den ve işte içinde bulunduğum durum itibarıyla Yargıtay kararlarını paylaşabiliyor iken, en son reklam yasağı yönetmeliğinde doğrudan bir yerlerden elde edilebilecek ve doğrudan bir yerlerden hukuki bilgi alınabilecek hususlar olduğundan dolayı Yargıtay kararlarının paylaşılması bile reklam yasağına takıldığı için ben kendi sanal atmosferimden bu paylaşımları bile durdurmuş durumdayım. Ama bana kalsa gençlerin içinde bulunduğu durumu daha farklı konumlara yansıtarak yukarıdan aşağı Barolar Birliği ve tüm Türkiye'deki barolar birlikte hareket ederek daha farklı konumlara getirilebilmeli. Evet. Günümüzün koşullarında birazcık daha yasakçı zihniyetten ziyade avukatlık mesleğinin gene dik durabilecek pozisyonunda reklam yasağı yönetmediklerini birazcık daha yumuşatarak gençlerin de kendisini tanıtabildiği, avukatlığın kamu kurumu ve kamu kurumu niteliğinin eksiltmediği bir serbest meknek noktasına getirmelerini arzuluyorum. Evet. Cihan abi çok teşekkür ederim katıldığın için, anlattıkların için. Son bir soru soracağım. Sen diyorsun ki iddian şu, hafıza tazelemesi yapacağım diyorsun. Geçmişte ki iyi örnekleri alacağım diyorsun. Geleceğe de iyi bir model oluşturacağını iddia ediyorsun. Anlattıklarından özetle çıkardığım benim bu. Peki böyle eskilerden çok iyi yap dediğiniz böyle başkanlar, eskilerden çok iyi geç dediğiniz dönemler hangileri? Vallahi şimdi bugüne kadar çorbada kimin tuzu olmuşsa ben kendi adıma hepsinden müteşekkir olduğumu, şükranlarımı sunduğumu sohbetimizin başında ifade ettim. Herkesin mutlak surette bir eksileri var. Benim kendi adıma söyleyebileceğim, bugüne kadar Cumhuriyet'le yaştaş olan baroyu temsil noktasında herkes mesafe taş koya koya bu noktaya getirdiler. Eksiklikleriyle beraber ben kimsenin eksikliğini efendim onlar eksik bıraktı, şunlar daha mükemmel noktaya getirdi cümlesini kurmayı kendim prensip olarak aday olduğum günden bu yana ortaya koymadım. Ben ne yapabilirim? Sadece Hattat Osman'ın bir cümlesiyle bitirmek istiyorum. İyi hat ustalarından Osman Kadıköy'den Galata'ya geçecek olduğu zaman arefesinde apar topar çıkmış,
tarifeli gemi seferini kaçırmış. Evet. Galata geçmiş karşı tarafa taka, paralar demiş. Para yok. Ne yapsın Osman? Kağıt kalem var mı? Var demiş. Getir. Bir vav çizeyim demiş. Para 5 kuruş. Para yok Osman'da. Sonra sahaflarda bir anlam ifade eder demiş. O anlam ifade eden hat sanatçısı sormuş. Ne kadardır bu hat? 100 lira demiş. Adamın yüzü gülmüş tabii takanın, muavininin. Bir zaman sonra tekrar Osman apar topar çıkıyor ama tarifeli seferi kaçırmış olmasına rağmen cebinde bu kez parası var. Adam Osman'a bakıyor, Osman muavine bakıyor. 5 kuruşunu çıkarıp Osman veriyor muavine. Bir vav daha çizseydin diyor. Vav bir kez çizilir diyor. Ben kendi adıma tuvaldeki resmi tamamlamak için bir kez vav çizmek adına adayım. Evet. Teveccüh gösterirlerse güzel şeylere muhatap olacak Aydın Barosu. Teşekkür ediyorum. Evet. Abi ben çok teşekkür ediyorum. Yolunuz açık olsun. Rakipleriniz de buraya sizin kendinizi ifade ettiğiniz gibi onları da kendilerini ifade etmeye ben davet ediyorum. Bizim arkadaşlarımız tek tek ulaştı her birine. Onlar da programların uygunluk durumuna göre dönüş yapacaklar. Önümüzdeki haftadan itibaren onları da böyle, çünkü bu hafta bizim programımız yok. Önümüzdeki onları da tek tek almak istiyorum. Hatta hepinizi bir arada almayı da çok arzuluyorum. Hayırlı olsun süreciniz. Çok teşekkür ediyorum. Ben de son cümle olarak şunu ifade etmek isterim. Diğer meslektaşlarımız da aday. El birliğiyle hep birlikte baronun ve bütünün faydası olacak noktalarda hepimizi bir arada çağırırsanız ben de kendi adıma mutlu olurum. Yola koyulanın yolculukta pozisyon itibariyle bütünün hayırına hareket etmek niyetleri var ise niyet iyi, akıbet iyi. Bizi buraya çağırdığınız için teşekkür ediyorum. Evet. Sağ olun. Ben teşekkür ederim abi. Çok sağ olun. Çok hayırlı uğurlu olsun şimdiden çok yolculuğunuz, süreciniz. Ediyorum. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyenler, bir baş başanın daha sonuna geldik. Konuğum Aydın Barosu Başkan Adayı Avukat Cihan Şahin'di. Cihan Şahin'le adaylık sürecine ilişkin sohbet gerçekleştirdik. Hoşçakalın.